K kümesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kümesinin bir alt kümesi olmak üzere K kesişim 5 6 7 8 kümesinin elemanları çift sayılardır. O zaman şuradaki 5 ve 7 kesinlikle ortak değildir diyebiliriz. Yani K kümesini oluşturduğumuzda arkadaşlar içerisine kesinlikle 5 ve 7'yi dahil etmeyeceğiz. Ama burada 6'yı ve 8'i ikisini birden de dahil edebiliriz. Yani şöyle de olabilir bu. Başka ne olabilir? Başka sadece 6'yı da dahil edebiliriz çünkü elemanları çift sayılardır demiş. Yani bu durumda sadece 6 da olabilir ya da sadece 8 de bulunabilir içerisinde. Bunları bu 3 durumu da incelememiz gerekir arkadaşlar. Şimdi 3 duruma da şöyle bakacak olursak birinci durumda 6 ve 8 zaten kümenin içerisinde yer alıyor. 7 ve 9 5 ve 7'yi de zaten kesinlikle dahil etmeyecek diyorduk. Buraya gelebilecek 0 1 2 3 4 ve 9 olmak üzere 6 tane eleman var buraya gelebilecek. Peki bize ne demiş? Bu 4 elemanlı bir küme demiş. Yani bu 6 elemandan 2 tanesini seçmem gerekiyor. O zaman 6'nın ikilisi derim. Bunu da nasıl buluyoruz? 6'yı 2 defa açtım. Aşağıda da 2'yi açıyorum. 30 bölü 2'den 15 olarak geliyor diyebiliriz. Şimdi ikinci durumumuzda arkadaşlar. Bu defa diyorum ki 8'i de dahil etmedim diyorum. 8 de istemiyorum burada. Sadece 6 bulunsun diyorum. Bu defa seçmemiz gereken kaç tane eleman var buraya? 3 tane eleman seçmemiz gerekiyor. Toplamda bunlar dışında 6 tane eleman vardı. Yani 6 elemandan 3 tanesini seçeceğim. 6'nın üçlüsü diyorum buna. Bunu da şöyle açabiliriz. 6'yı 3 defa açıyorum. Aşağıda 3'ü 3 defa açıyorum şöyle. 3 açıyorum daha doğrusu. 3 çarpı 2 çarpı 1 6'dır. 5 çarpı 4'ten de 20 geldi. Son durumumuza baktığımızda bu sefer de 8'i dahil ettim. 6'yı dahil etmedim e, ee, yine şuraya 3 tane eleman seçmem gerekir. Yine 6 tane elemanım var ve bunlardan 3 tanesini seçeceğim. 6'nın üçlüsü demem gerekiyor. Bu da nedir arkadaşlar? Yine 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olacaktır. Bu da 20 olarak gelecektir. Toplamlarına baktığımızda 20 artı 20 artı 15 toplamda 55 farklı K kümesi oluşturabiliriz. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Bir konferansa katılan 50 davetlinin her biri için limonata, ayran ve meyve suyu içeceklerinin her birinden birer bardak hazırlanmış ve davetlilere ikram edilmiştir. İkram edilen bu içecekler için aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle kümeleri oluşturalım tamam mı? 3 tane içecek türü vardı biz de 3 tane şu şekilde küme oluşturalım. Bir tane daha şuraya çiziyorum. Peki. Kümelerimi oluşturdum bu şekilde. E şuraya limonata içenleri yazalım arkadaşlar. Buraya ayran içenleri, şuraya da meyve suyu içenleri yazalım. Tüm davetliler en az bir içecek almıştır diyor bize. Aynı çeşit içecekten birden fazla bardak alan davetli bulunmamaktadır diyor. Yani limonatadan bir bardak kalmıştır en fazla. Ya da ayrandan en fazla bir bardak kalmıştır ya da meyve suyundan en fazla bir bardak kalmıştır. Yalnızca iki çeşit içecek alan davetli bulunmamaktadır. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şurada yalnızca limonata içenleri A ile gösterecek olursak, yalnızca ayran içenleri B ile gösterecek olursak, yalnızca meyve suyu içenleri de C ile gösterecek olursak şu işaretlediğim 3 nokta boş kalacaktır. Çünkü iki çeşit içecek içen bulunmuyormuş. Mesela ayranla meyve suyu bulunmuyor. Limonata ile meyve suyu bulunmuyor. Dolayısıyla bunları boş bırakıyorum. Ama 3 çeşit içecekten içenler bulunuyor. Şuraya da D diyeyim arkadaşlar. Peki konferans sonunda 12 bardak limonata, 11 bardak ayran ve 15 bardak meyve suyunun alınmadığı belirlenmiştir. Peki Burada limonata almayanlara bakacak olursak limonata kümesinin dışında ne kalıyor? B ve C kalıyor. O zaman diyorum ki B ile C'nin toplamı demek ki 12'ymiş limonata almayanlar bunlar. 11 bardakta ayran alınmamış. Ayranın dışında da A ve C var. O zaman A ile C'nin toplamının 11 olduğunu söyleyebiliriz. 15 bardakta meyve suyu alınmamış burada arkadaşlar. Meyve suyu almayanlarda A ve B'dir. Bu ikisinin toplamının da 15 olduğunu söyleyebiliriz. Peki, şunları taraf tarafa toplarsak 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C gelecektir. Hatta iki parantezine aldığımızda içeride A artı B artı C kalacaktır. 15 ile 11'i topladım. 26, 12 buradan 38 oldu. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde A artı B artı C'nin 19 geldiğini görebiliriz. Çok güzel. Bu bir kenarda dursun. Ee, biz tekrardan şuraya bakalım arkadaşlar. Şimdi buna göre bu konferansta 3 çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi şunları teker teker yazalım biz. Limonata, ayran ve meyve suyu. Limonata alanların sayısı kaçtır arkadaşlar? A artı D kadardır. Peki ayran alanların sayısı ne kadardır? B artı D kadardır. Meyve suyu alanların sayısı ne kadardır? C artı D kadardır. Peki her kişi için hem limonata hem ayran hem meyve suyu hazırlanmıştı. 50 tane davetlimiz var. Dolayısıyla her biri için 3 bardak hazırlanmış. Toplamda 50 çarpı 3'ten 150 bardak içecek hazırlanmıştır. Ancak bunun ne kadarı içilmemişti? 12 bardak buradan, 11 bardak buradan, 15 bardak da buradan. 18 bardağı içilmemiştir arkadaşlar. Yani 150'den... 38'i çıkartmamız gerekiyor. Çıkarttığımızda da 112 bardak içilmiştir deriz. 112 bardak içildi. Peki biz buraya neleri yazmıştık? Limonata içenler, ayran içenler, artı meyve suyu içenler. İçenlerin toplamı neymiş? 112 112'ymiş. Yani burada A artı B artı C artı 3 tane de D geliyor. Bunların toplamı aslında içenlerin toplamı 112 bardakmış. 112 bardak içilmiş. Çok güzel. Biz biraz önce A artı B artı C'nin 19 geldiğini görmüştük. Bu 19'u hemen karşıya yolluyorum. 3D eşittir. 112 eksi 19 olarak geldi. 112'den 19 çıkardığımızda da 93 kalacaktır. 3D eşittir. 93 iki tarafı 3'e böldüğümüzde D buradan 31 olarak gelecektir arkadaşlar. Peki bize neyi sormuştu? Bakalım 3 çeşit içecek alan davetli sayısı. 3 çeşit içecek alan zaten D'ydi. D'yi de bize 31 bulduk. Cevabımız denizli oldu. A, B ve C kümelerinin birleşimini gösteren Venn şeması şekildeki gibi farklı renklerde boyanmıştır. Buna göre kümelerinden hangileri verilen Venn şemasında 3 renk ile boyanmıştır diye sormuş arkadaşlar. Birinciye baktığımızda B birleşim C demiş. B ile C'nin birleşimini şöyle alalım arkadaşlar. Bunun tamamını B'yi ve C'yi ilk olarak şöyle mora boyadım. Daha sonra diyor ki fark A. A kümesini buradan çıkart diyor. Hemen geldim şurayı çıkarttım. Yani A kümesi dışında kalan yerleri söylemiş bize. Bunlar peki üç farklı renge boyanmış mı? E tabii ki bak burası maviydi zaten. Sildiğimde ortası griydi ve şuranın da kahverengi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla üç farklı renge boyanmış birinci öncülümüzü kabul ettik. İkinciye bakıyorum. A kesişim B neresidir? Tam da şunların ortasıdır şurası. Peki birleşim C C ile bunları birleştirdiğinde de şöyle gelecektir. C'nin içerisinde zaten iki farklı renk var, değil mi? Şöyle baktığımızda mavi ve gri var. E buradan da ne gelecek? Şuradan da krem rengi gelecek. Yani üç farklı renk olacak yine. Bunu da aldık. Üçüncüye baktığımızda ise A'nın B'den farkı. A'nın B'den farkı yani yalnızca A'nın olduğu taraf. Hemen işaretliyorum. Yalnızca A'nın olduğu taraf şurasıdır arkadaşlar. Peki birleşim C. C ile birleştirdiğimizde e yine C'nin içerisinde iki farklı renk var zaten. E A'da da bir tane renk var. Toplamda üç farklı renk olmuş oldu. Cevabımız 1, 2, 3'ten Edirne seçeneği. Aşağıda Venn şemasında 2 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi K, 3 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi L, 12 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi M ile gösterilmiştir. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Bu sayılardan hangileri K kesişim L? Bu ne demek? Hem K'da olsun hem L'de olsun. Peki K kümesini 2 ile kalansız bölünen, L kümesini de 3 ile kalansız bölünen olarak tarif etmişti. O zaman hem 2'ye hem 3'e bölünsün istiyoruz. Önce bunu yazdım. Hem 2'ye bölünsün hem de 3'e bölünsün. Fark M demiş. Yani M'nin olmasını istemiyoruz. 12 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesine m demiştik. Hem 2'ye hem 2 hem 3'e bölünsün. 12'ye bölünmesin. Bunu istiyoruz biz. Buna göre baktığımızda şu 3 öncüle 18'e baktığımızda hem 2'ye bölünüyor hem 3'e bölünüyor. 12'ye tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman 18 benim aradığım bir sayı. 36'ya baktığımda hem 2'ye bölünüyor hem 3'e bölünüyor ama 12'ye de bölünüyor. Dolayısıyla bunu eledim. 54'e baktığımda 2'ye bölünüyor, 3'e de bölünüyor. Peki 12'ye bölünüyor mu? 12'ye bölünmüyor. O zaman bu da benim aradığım sayılardan bir tanesi. Cevabın 1 ve 3'ten Denizli seçeneği oldu. Bir bakkalın çikolata reyonunda bulunan sütlü çikolatalar S kümesi, ağırlığı 40 gramdan az olan çikolatalar A kümesi, beyaz renkli çikolatalar B kümesi ile gösteriliyor. Buna göre Mali'nin bu bakkaldan aldığı 55 gramlık sütlü beyaz çikolata aşağıdaki ven şemalarında boyalı bölgelerde gösterilen kümelerden hangisinin bir elemanıdır diye sormuş. Bir defa 55 gram dediğine göre arkadaşlar 40 gramdan az olma durumunu tamamen etkisiz olmuş oluyor değil mi? Yani A kümesi aslında boş küme olmuş oluyor. 40 gramdan az oldu az olanları biz A kümesi olarak gösteriyorduk. E bu 40 gramdan fazla ise A kümesinin kesinlikle dahil olmaması gerekiyor. A seçeneğine baktığımda burada A kümesinin bak içerisinde yer alıyor. O zaman bunu eledim. Burada da A kümesinin içerisinde yer alıyor şurası. Bunu da eledim. Şuraya baktığımda burası yine A kümesinin içerisinde yer alıyor. Bunu da eledim. D'ye baktığımda burada da bak şurası A kümesinin içerisinde yer alıyor bunu da eledim. E seçeneğine baktığımda A kümesinin içerisinde yer almıyor. Diğer durumları peki sağlıyor mu? Sütlü olması S kümesinin bir elemanı olduğu anlamına geliyordu. E, beyaz olması ise B kümesinin bir elemanı olduğu anlamına geliyordu. S ile B'nin ortak olması gerekiyor. E, baktığımızda şurası gerçekten S ile B'nin ortak olduğu bir bölge. O zaman cevabımız Edirne seçeneği oldu. Aşağıdaki Venn şemasında A harfi ile başlayan isimler kümesi A, F harfi ile biten isimler kümesi F, 4 harfi isimler kümesi D ile gösterilmiştir. Buna göre, eee, T kümesinin elemanlarından kaç tanesi şekildeki mavi boyalı bölgeler ile gösterilen kümenin elemanıdır? Şimdi şurası ne anlama gelir arkadaşlar? Şuraya baktığımda burası hem D kümesinin içerisinde yer alıyor hem de A kümesinin içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla D harfi, şey D ne anlama geliyordu D kümesi? 4 harfli. A kümesi ne anlama geliyordu? A ile başlayan 4 harfli A ile başlayan isimler demektir burası. Peki şuraya baktığımızda burası yine D kümesinin ve F kümesinin içerisinde yer alıyor. O zaman D kümesinin içerisinde yer aldığı için 4 harfli, F kümesinin içerisinde yer aldığı için de F ile biten isimler olması gerekiyor. Dikkat ettiyseniz şurası boş. Şu orta kısım boş. Yani bir isim hem A ile başlayıp hem de F ile bitmeyecek bunu söyleyebiliriz. Peki Buradaki elemanlara baktığımızda Arif A ile başlamış F ile bitmiş. Biz A ile başlayıp F ile bitmesini istemiyoruz. Eğer öyle olsaydı şurayı da maviye boyardık. Doğru değil mi? Dolayısıyla Arif'i eledim. Akil Burada 4 harfli A ile başlayan bu tanıma uyuyor. Akil'i aldım. Aysun 5 harfli dediği için biz zaten 5 harfli bir isim istemiyoruz. Bunu da eledim. Elif 4 harfli ve F ile biten yani şu ikinci tanımımıza uyuyor bunu da aldık. Raif 4 harfli ve F ile bitiyor. Dolayısıyla bunu da aldık. Aydan 5 harfli olduğu için direk eredik. Kaç tanesi o zaman buraya yazılabilir? 3 tanesi cevabımız Ceyhan. K ve L rakamlardan oluşan boştan farklı birer küme olmak üzere K kesişim L eşittir. K kesişim 0, 1, 2, 3, 5, 7 eşitliği sağlanıyorsa K kümesine L kümesinin orta kesişim kümesi denir. K kümesi L eşittir. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin orta kesişim kümesi olduğuna göre kaç farklı K kümesi vardır diye sormuş. Şimdi şurada L gördüğüm yere 0, 1, 2, 3, 4'ü yazayım arkadaşlar. K kesişim 0, 1... 2 3 4 Bu neye eşitmiş? K kesişim 0 1 2 3 5 ve 7'ye eşitmiş. Burada şimdi nasıl bir yorum yapacağız? Şu iki tarafın kesişimleri birbirine eşit. Şimdi ben K kümesine sadece 0 desem arkadaşlar. E ne olacaktır? Bak ortak eleman olarak burası da 0 0'dan ortak elemanları 0. E burada da 0 0'dan ortak elemanları 0 gelecektir. O zaman ben K kümesinin elemanını 0 diyebilirim. Ya da 0 ile 1'i de alabilirim doğru değil mi? Çünkü 0 ile 1 sol tarafta da var sağ tarafta da var. Dolayısıyla kesişimleri de eşit gelecektir. 2'yi de hatta buraya dahil edebilirim. 3'ü de hatta dahil edebilirim. Peki 4'ü dahil edebilir miyim? 4'ü dahil edemem çünkü 4 sol tarafta bulunuyor, sağ tarafta bulunmuyor. E bu durumda sol tarafta kesişim kümesine 4'ü alacakken sağ tarafta kesişim kümesine 4'ü alamayacağız ve eşitlik oluşmayacak. O yüzden 4'ü almıyoruz. 5'e e bakıyorum. 5 sadece sağ tarafta var. Sol tarafta yok. Yine aynı sorun oluşur. 4'ü 5'e almadım. 6'yı alabilir miyim? Bize demişti ki kahveler rakamlardan oluşan boştan farklı. e Şimdi 6'yı aldığımda ben buraya e Burada 6 ile şu kümeye bakıyorum e Kesim kümesine zaten dahil etmeyeceğim e 6'yı buraya yazdığımda yine kesim kümesine dahil etmeyeceğim Eşitliği bozmayacak dolayısıyla 6'yı dahil edebilirim şuraya 7'ye bakıyorum sağ tarafta var sol tarafta yok dolayısıyla 7'yi de almamam gerekir 8'i aldığımda peki arkadaşlar e şuraya 8 yazdım diyelim bak 8 ile şu kümeye bakıyorum, ortak eleman var mı? Yok. 8 zaten kesişim kümesine yazmam. E aynı şekilde 8'i buraya yazdığımda sağ tarafa bakıyorum, 8 var mı? Yok. E buraya da kesişim kümesine 8'i yazmam. Dolayısıyla 8'i dahil etmem, hiçbir sorun oluşturmayacak. Çünkü eşitliği bozmayacaktır. 9 da aynı şekilde iki tarafta da olmadığı için 9 da alabilirim. Biz burada sadece neleri çıkarttık? Bir tarafta olup bir tarafta olmayanları çıkarttık. Çünkü onlar eşitliği bozacak durumlar. Yani buradan kaç tane eleman geldi? Bir K için 0, 1, 2, 3, 6, 8 ve 9. Tam 7 tane eleman geldi arkadaşlar. Peki bu 7 elemanla kaç farklı küme oluşturabiliriz? Yani alt küme sayısı 2 üzeri 7'den 128 farklı eleman farklı küme oluşturabiliriz. Ancak bir şeye dikkat etmemiz lazım. Boştan farklı birer küme demişti ya. Biz bu alt kümelerini buluyorken nasıl buluyorduk? Bunlardan bir tanesi boş küme diyorduk. İşte 0 elemanlı alt kümeler, sonra 1 elemanlı alt kümeler, sonra 2 elemanlı alt kümeler, sonra 3 elemanlı alt kümeler diyorduk. 0 elemanlı alt küme aslında boş küme demek. Yani biz alt kümeleri bulduğumuzda bunlardan bir tanesi boş küme oluyor. Ama soruda boştan farklı küme olmasını istiyor. Dolayısıyla o boş kümeyi buradan çıkartmamız gerekiyor. Geriye kalan 127 kümeyi alabiliriz. Cevabımız Edirne seçeneği olur. K, L ve M kümeleri bu şekilde tanımlanıyormuş. AB ikilisi K kesişim L'nin bir elemanıymış. Şimdi hem K'da hem L'de bulunacak. K'ya baktığımda K X'e X olarak tanımlanmış. L X'e 4 eksi X olarak tanımlanmış. Şimdi bunların ortak bir elemanını bulmak için arkadaşlar şuradaki X ile şuradaki 4 eksi X'i eşitlemeliyim ki ortak elemanını bulalım. Yani X yerine ne verebileceğimizi bulalım x eşittir 4 eksi x olmalı. Eksi x'i sol tarafa attım. 2x eşittir 4 geldi. İki tarafı 2'ye böldüğümde x buradan 2 olarak gelmiş oldu. Yani yerine yazdığımızda k kümesinde x'i yerine yazdım 2'ye 2'dir. L kümesinde 2'yi yerine yazdığımda 2 virgül 4 eksi 2'den 2 geldi. Yani şu ab aslında neye eşitmiş arkadaşlar? 2 virgül 2'ye eşitmiş diyebiliriz. Tamam. Şimdi diğer ifadeye bakalım. CD de demiş L kesişim M'nin ortak elemanı. Hem L kes hem L'nin hem M'nin elemanıdır demiş CD. Şimdi L'ye ve M'ye baktığımızda bu defada X'e 4 X, X'e X artı e 2. E buradan da 4 X ile X artı 2'nin eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Zaten şurada X'ler eşit. Bunları da eşitlersek X yerine ne yazmamız gerektiğini buluruz. Yazıyorum hemen. 4 eksi x eşittir x artı 2 dedim. Eksi x'i sağ tarafa attım artı x olarak geçti. X de burada var 2x oldu. 2'yi sol tarafa attım. Eksi 2 olarak geçti. 4'ten 2 çıktı 2 oldu. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 1 olarak gelmiş oldu. Peki l'de yerine yazdığımızda x'e 1 yazdığımızda 1,4 eksi 1'den 3 gelir. Yine aynı şekilde m'de de x'i yerine yazdığımızda 1 artı 2'den burası 3 gelir. Yani şu cd olarak gösterilen aslında neymiş? 1 ile 3'müş diyebiliriz. Bize ne demiş? A artı C. A'yı 2 bulduk biz. C'yi 1 bulduk. Bölü D eksi B demiş. D'yi 3 bulduk. B'yi de 2 bulduk. 2 artı 1'den 3, 3 eksi 2'den 1 geldi. 3 bölü 1'den cevabımız 3 olarak gelir. Yani Bursa seçeneği. Her elemanı bir pozitif tam sayı olan kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük elemanının değerinden bir fazla ise bu kümeye geniş küme denir. A, B ve C geniş kümeler olmak üzere A birleşim B, B birleşim C'yi vermiş bize, A kesişim B'yi vermiş, 1'in A'nın elemanı olduğunu, altının da B'nin elemanı olduğunu söylemiş. Şimdi biz bu kümeleri teker teker şöyle yazacak olursak arkadaşlar, A kümesinin içerisinde kesinlikle bir elemanı bulunuyor. Önce bunu yazalım. Hatta A kesişim B'nin de 3 elemanı e, bulunduğuna göre, o zaman hem A'da hem B'de 3 bulunuyordur. O zaman şuraya 3'ü yazabiliriz. B kümesini de şu şekilde açalım. B'nin içerisinde 6 diye bir eleman bulunduğunu kendi söylemiş. E burada da zaten ortak olarak 3 bulunduğu için şuranın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi C kümesine gelelim arkadaşlar. Yukarıda bize verdiği tanımı anlamaya çalışalım. Demiş ki her elemanı bir pozitif tam sayı olan kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük elemanının değerinden bir fazla ise bu kümeye geniş küme denir. Ve bu üçünün de geniş küme olduğunu söylüyor. A'ya bakacak olursak A'nın en küçük elemanı nedir arkadaşlar? 1'dir. A'nın içerisine şurada farklı bir elemanı da dahil ettiğimizi düşünelim. 1'den daha küçük bir eleman var mı burada? Yok. Dolayısıyla zaten A en küçük elemanını almıştır. Dolayısıyla bu birim bir fazlası ne olacaktır? 2. A'nın eleman sayısı bu durumda ne olmalı? 2 olmalı. E 1 ile 3'ü biz zaten yazdık. O zaman A kümesi burada tamamlanmıştır diyebiliriz. Başka elemanı olmaz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar A birleşim B birleşim C'den bak. A'da 1'i kullandık zaten. 3'ü de kullandık. B'de 3'ü ve 6'yı kullandık. Bu durumda C kümesine en az kaç kalıyor? B'ye hiçbir şey yazmasak burada. C kümesine en az kaç eleman kalıyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman kalıyor. E ben şimdi burada 2 ile başlatsam C'yi, bütün hepsini yazsam. 2 e ile başlattığımda en küçük eleman 2 ise bir fazlası kadar eleman olmalıydı. Yani 3 tane eleman, eleman olmalıydı. O zaman ee, yanlış oluyor değil mi? Çünkü 6 tane eleman yazmam gerekiyor C'ye. O zaman diyorum ki bu 2'nin burada işi olmaması gerekiyor. 2'yi buraya değil de şu B kümesine dahil etsem diyorum. Bak şimdi hemen B kümesini kontrol et. B kümesindeki en küçük eleman ne? 2. 1 fazlası ne olacaktır? 2 artı 1'den 3 bizden istediği şey bu değil miydi? En küçük elemanının bir fazlası eleman sayısına eşit. Bak 3 tane elemanı var. Bu da geniş küme olma tanımını sağladı. Peki C'ye kalan elemanlara baktığımızda 2'yi deledik şimdi. 4, 5, 8, 10 ve 12 olur. En az bunlar olur. E bakıyorum bizden istediği şey sağlanıyor mu? En küçük elemanı 4'tür. Bunun bir fazlası 5'tir. Bu kümenin 5 tane elemanı olmalıydı. 1, 2, 3 gerçekten de 5 tane elemanı var. Bizden istediği şey sağlanmış oluyor. Bu durumda C kümesini sormuş bize. C kümesi 4, 5, 8, 10 ve 12'den oluşur. Cevabımız denizlidir. Bir kümenin eleman sayısı, o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Örneğin demiş, G eşittir. 2, 3 bir gizemli kümedir. Çünkü bu iki elemanlı bir kümedir ve 2 bunun içerisinde yer alıyor. Buna göre A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir? Şimdi bir elemanlı alt kümelerini düşündüğümüzde arkadaşlar, bunun içerisinde bir kesinlikle bulunsun istiyoruz. E bir elemanlı dediği için zaten içerisinde 1 bulunan başka da eleman olmayacaktır. Buradan bir tane alt küme gelir. 2 elemanlı alt kümeleri düşünecek olursak, bunların içerisinde de kesinlikle 2 bulunmasını istiyoruz. Diğer elemanın ne olduğunu bilmiyoruz. 2'yi çıkarttığımızda geriye 4 tane eleman kalıyor. Buradan bir tane eleman seçmek istiyoruz. Yani bu 4'ün birlisine eşit olacaktır. Bu da 4 demektir zaten. 4 tane de buradan alt küme geliyor. Şimdi 3 elemanlılara geçtik. 3 elemanlılara geçtiğimizde bunun içerisinde kesinlikle 3 bulunmasını istiyoruz. Bunu bir yazdık. Geriye 4 tane eleman kalıyor. Buradan 2 tane eleman seçip buraya yazmamız gerekiyor. 4'ün e iki liste ne demektir? 4 çarpı 3 bölü 2 demektir. Buradan o zaman 6 tane eleman geliyor. Daha sonra 4 elemanlara geçtiğimizde bunun içerisinde de kesinlikle 4 bulunması gerekiyor. 3 tane daha eleman seçmemiz gerekiyor. Geriye 4'e elediğimizde 3 4 tane eleman kalıyor. Bunlardan 3 tanesini seçiyoruz. 4'ün üçlüsü demek zaten 4'ün birlisiyle aynı şey demektir ve 4 tanedir diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar 5 elemanlara baktığımızda ise içerisinde kesinlikle 5'in bulunmasını istiyoruz. E buradan da 5'i çıkarttığımızda yine 4 tane eleman kalıyor. 4'ünü de seçmek istiyoruz buraya. 4'ün dörtlüsü de nedir? 1'dir diyebiliriz. 1 tane de buradan alt küme geliyor. Peki bunları topladığımızda, 1 tane buradan, 4 tane de buradan 5 oldu, 6 tane buradan 11 oldu, 4 tane buradan 15, 1 tane de buradan 16 tane gizemli küme oluşturabiliriz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. A kümesi eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyormuş. Demiş ki kümesinin iki elemanlı tüm alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin her birinin elemanlarının toplamı ayrı ayrı hesaplanıyor ve bu sayılarla B kümesi oluşturuluyormuş arkadaşlar. Buna göre B kümesinin eleman sayısını sormuş bize. Şimdi içerisinde eksi 4 bulunan iki elemanlı alt kümeleri düşünecek olursak mesela eksi 4 ile eksi 3'ün olduğu alt kümenin Toplamı kaç olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Eksi 4 ile eksi 2'yi alsak eksi 6. Eksi 4 ile eksi 1'i e alsak eksi 5. Eksi 4 ile 0'ı e alsak eksi 4. Eksi 4 ile 1'i e alsak eksi 3. Eksi 4 ile 2'yi alsak eksi 2. Eksi 4 ile 3'ü e alsak eksi 1. Eksi 4 ile artı 4'ü aldığımızda 0 geldi. Şimdi geldik eksi 3'e. Eksi 3 ile eksi 2'yi alsak ne gelir? Eksi 5. E daha önce yazmıştık zaten. Buradan bir B kümesi oluşturduğumuz için kümenin içerisinde aynı elemanı tekrar yazmıyorduk değil mi? Dolayısıyla eksi 3 ile eksi 1 de bulunuyor. Eksi 3 0, eksi 3 1, eksi 2, eksi 3 ile artı 2, eksi 3 ile artı 3. Buraya kadar hepsi bulunuyor. Bulunmayan ama ne geliyor buradan? Eksi 3 ile artı 4. Bunların toplamından 1 geliyor. Bunu yazdım. Eksi 2'ye geçtiğimde yine eksi 2, eksi 1 bulunuyor. Eksi 2 0 bulunuyor. Eksi 2 1 bulunuyor. Eksi 2 artı 2 bulunuyor. Eksi 2 artı 3 bulunuyor ama eksi 2 artı 4 bulunmuyor. Onların toplamından da 2 gelecektir. Eksi 1. 1'e geçtiğimizde yine artı 4 ile olan toplam bulunmuyor diğerleri bulunuyor. Eksi 1 ile artı 4'ten de ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. 0'a geçtim yine 0 ile 4 bulunmuyor. Diğerleri hepsi bulunuyor zaten. Toplamları 4 oldu. 1'e geçtim 1 ile 4 bulunmuyor. Bunların toplamından da 5 gelir. 2'ye geçtim 2 ile 4 bulunmuyor. Bunların toplamından 6 gelir. 3'e geçtiğimde 3 ile 4 bulunmuyor. Bunların toplamından da 7 gelir arkadaşlar. Başka da zaten 2 elemanlı alt küme oluşturamayız. Peki bu B kümesinin eleman sayısını sormuş bize. 1'den 7'ye kadar 7 tane. Eksi 1'den eksi 7'ye kadar yine 7 tane. Bir de 0 var. Toplam 15 tane elemanı vardır. Cevabımız denizli seçeneği olur. K eşittir A çarpı eksi 1 üzeri A demiş ve A'yı tarif etmiş. A 1'den K'ya kadar olan tam sayılar demiş. Kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 33'tür. Şimdi biz burada a yerine 1 verecek olursak arkadaşlar 1 çarpı eksi 1 üzeri 1'den eksi 1 gelecektir. K kümesini yazıyorum. Şöyle eksi 1 ile başladım. Peki 2 verdiğimde ne olacaktır arkadaşlar? 2 verirsem 2 çarpı eksi 1'in karesi oldu. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 2 ile çarptığımda da 2 olarak gelecektir. 3 versem 3 çarpı eksi 1'in küpü. Eksi 1'in küpü yine eksi 1 olarak geldi. 3 ile çarpınca eksi 3. 4 verdiğimde 4 çarpı eksi 1'in 4. kuvveti artı 1 oldu. 4 ile çarpınca da artı 4 olarak geldi. Demek ki bu eksi 1 artı 2 eksi 3 artı 4 eksi 5 artı 6 şeklinde devam edecek. Eksi 7 artı 8 hatta biraz devam ettirelim böyle. Eksi 9 artı 10. Eksi 11 artı 12. Eksi 13 artı 14. Biz bunu nereye kadar devam ettireceğiz? Demiş ki en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 33'tür. Şimdi mesela şuradaki en büyük eleman 14 oldu. En küçük eleman eksi 13 oldu. Bunların arasındaki fark 27'dir. Biraz daha devam ettirelim o zaman arkadaşlar. Eksi 15 artı 16 dedik. Bunların arasındaki fark 31'dir. Biraz daha devam ettiriyorum. Eksi 17 yazdım. Burada bir kalalım. 16 ile eksi 17 arasındaki fark. Bunu nasıl buluruz? 16 eksi eksi 17. E bu da ne demektir? 33 demektir. Bizden istediği şey bu. O zaman eksi 17'de kalalım. Daha fazla devam etmeyelim. Bize neyi sormuş? Demiş ki K kümesinin negatif elemanlarının sayısı. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 tanedir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur.